Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Kahramanmaraş yöresine ait, Kahramanmaraşlı olup da bir kere yapıp tadına bakmayanın olmadığı güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Et suyuna tarhana ıslaması yapıyoruz. O da ne demeyin, Maraşlı olanların şu anda böyle damaklarında, dillerinde bir sulanma olduğunu hisseder gibiyim. Arkadaşlar hemen malzemelerimizi sayalım. Burada Kahramanmaraş tarhanası var. Böyle biraz daha çorbalık versiyonu diyebilirim. Bunlar daha iri parçalar halinde oluyor ama çorbalık olanı bu tarifte bana göre çok daha lezzetli ve yemesi daha kolay oluyor. Cevizimiz var. Olmazsa olmazdır. Siz bunun yerine badem, fındık vesaire de kullanılabilir ama yine de cevizli olanı kesinlikle tavsiyemdir. Burada da kekiğimiz var arkadaşlar ve pul biberimiz var. Tabii ki ana malzememiz et suyumuz. Daha önce haşlamış olduğum kemikli et suyum arkadaşlar. Tencereye koydum, güzelce süzdüm, içindeki partiküllerden arındırdım. Şu anda da kaynaması için bıraktım ve kaynamaya başladığı için altını kapatıyorum. Artık hazırlık aşamasına geçebiliriz. Hemen sıcak sıcak tüketilen, akşamları mutlaka böyle bir atıştırmalık istendiğinde yapılabilecek Maraş yöresine ait güzel bir tarif arkadaşlar. Tarhanayı ben nereden alacağım, nasıl yapacağım diyen arkadaşlar için hemen yukarıdan göndermiş olduğum tarhana yapımı videomuzu da eğer bakarsanız, zaten bir önceki paylaşımımız, ona da bakarsanız eğer tarhananın yapımını da ev haliyle, ev usulüyle nasıl yapabiliriz onu da anlatmıştım. Hemen et suyumu yanıma alıyorum. Çok lezzetli, şifa deposu, vitamin deposu bir tarif arkadaşlar. Özellikle çocuklarımız için, benim de küçük bir oğlum var çünkü. Et yemeyen çocuklar için ya da eti çok fazla tercih etmeyen insanlar için de gerçekten çok lezzetli. Etin suyu, bütün vitamini içinde. Tarhana zaten başlı başına yoğurtla ve buğdayla yapılan bir malzeme. Kesinlikle tavsiye ederim. Biraz böyle üzerine geçecek gibi, tirit yapar gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Tiritmiş gibi düşünülebilir. Böyle bu şekilde ıslatıyoruz. Daha sonra tabaklara bölüyoruz ve sunumuyla karşınıza geliyorum. Bu kadar basit bir tarif ama inanın basitliği kadar değil. Göründüğünden çok daha lezzetli bir tarif. Hemen sunumuyla dönüyorum karşınıza. Evet arkadaşlar, et suyuna tarhana ıslamamızın son hali. Dediğim gibi anlatırken çok basit bir tarif ama inanın vitaminiyle, şifa deposu oluşuyla gönüllerde tat kuracak yine bir tarifle geldim. Ben de Kahramanmaraş yöresine ait bir şey yemek isterim diye düşünürseniz, varsa tarhananız hemen denemenizi tavsiye ederim. Yoksa da eğer, dediğim gibi bir önceki videomuzdan da bunu görüp yapabilirsiniz. Tarhanamızın tarifi de kanalımızda mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz soğutmadan hemen tüketme aşamasına geçiyoruz o zaman. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Bugün de o zaman mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.